Sen mi Selin? Neredesin? Ne oldu, bir şey mi oldu? Nazlı, soruma cevap ver. Neredesin dedim. Evdeyim de öyle deyince merak ettim. Bir şey mi oldu, söylesene. Tamam, bekle, geliyorum. Günaydın. Hayırdır, özel bir gün falan mı? Yok. Hem böyle birazcık kahvaltı ederiz hem de sohbet ederiz diye düşündüm ben. Selin gelecekmiş şimdi, aradı da. Önemli bir şey var galiba. Ay, günaydın ya. Kusura bakma, öyle arayınca birden bir garip oldum. Yok yok, belli oluyor. Yani ben aslında zaten o konuyla alakalı konuşmak istiyordum seninle. Niçin? O net yaptım. Sağ ol. Afiyet olsun. Bak Nazlı, biliyorsun ben seni hep takdir etmişimdir. Ama şimdi seninle bu kadar içli dışlı olmanız... Ay Hakan ya. Sen de mi Allah aşkına yapma, ne olursun. Ya bir şey yaptığım yok. Sadece Selin konusunda seni uyarmaya çalışıyorum. Bak azmettin, çalıştın, başardın, aldın bu rolü, tamam. Ama nasıl? Ne demek nasıl? Çalıştım. Çalıştım, aldım rolü yani. Tamam, zaten çok yeteneklisin. Bundan bahsetmiyorum. Ama yine de Selin'in bu rolü sana öylece vermesini aklım almıyor benim. Ya bence bir planı var ve seni kullanıyor bu planı için. Ne demek istiyorsun Hakan? Nasıl yani? Hak etmiyor muyum yani ben bu rolü? Hayır, tabii ki de. Hak ediyorsun. Diyorum ya, seninle alakalı bir şey değil bu. Sen çok yeteneklisin ama bazı şeylerin farkında değilsin bence. Bak Nazlı, çok ince bir çizgide yürüyorsun sen. Ve yani bu hırsın yüzünden bir anda yere çakılacakmışsın gibi geliyor bana. Ne sıfatla söylüyorsun bana bunları acaba? Arkadaş. Arkadaş olarak diyelim. Yani daha ötesine geçmek isterdim ama bu şartlarda pek mümkün değil gibi duruyor. Ben can atıyorum sanki Hakan. Bir garip oluyorsun bazen ha. Sana afiyet olsun. Aa, Hakan. Sonra Hakan beni uyarmadı demedi. Ne bu böyle ya? Allah Allah, sabah sabah. Gezegenler mi oynadı, retro mu var, nedir? Herkes bir tuhaf yani. Üf.